Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filmi onca duyuru ve tanıtıma rağmen gişede çakıldı. Film dünya sinema tarihinde en kötü 3 film arasına girdi. Sinema severler için her hafta vizyona birçok yeni film giriyor. Bunlardan bazıları gişe rekorları kırıyor, bazıları ise seyircinin ilgisini çekmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da hibe alan film geçtiğimiz hafta galasını yaptı. Film ile ilgili tartışmalar da o zaman başladı. İlk olarak filmin yönetmeni Hüdaverdi Yavuz, galaya katılmayacağını açıkladı. Metro ve otobüs duraklarına onlarca afişe asılan, sosyal medyadan sürekli paylaşılan ve AKP teşkilatları tarafından da yoğun bir şekilde duyurusu yapılan filmi bir haftada sadece 67 bin kişi izledi. Gitmedim. Gitmeyi düşünüyor musun? Daha iyi filmler var. Sıra gelirse belki. Bilmiyorum, gidebilirim belki. Yani eleştirebilmek açısından. Gişede çakılan filme uluslararası camiadan da kötü haberler geldi. Reis filmi 70 milyon kayıtlı kullanıcısı olan uluslararası film derecelendirme sitesi IMDb'de 1.3 ile kötü bir not aldı. Şimdi memnuniyet edeceksin ki. Dünya sinema tarihinin en kötü filmleri arasında yer alan film için hükümete yakın medya devreye girdi. IMDb kullanıcılarına oy verin çağrısı yapıldı. Onca zorlamaya rağmen filmin puanı anca 2'ye çıkabildi. İlgi görmediği için birçok sinemada gösterime dahi sokulamayan filmde gerçeğe aykırı sahnelerinde olduğu belirtildi.